Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na tekrar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Hemen biraz piyasamızda hareketlenmeler var. Onlara değinmek için bir ara videosu çekmek istedim. Sizleri haberdar etmek için. Dominans. Bitcoin dominansı 57 -30 lira kadar geriledi arkadaşlar. şurada bir tek yukarı yön çizerek o yönü tekrar düşüş yönünde aşağı doğru aldı. Bu da 57 lira kadar inmesine sebep oldu. Bu arada Bitcoin'in kendisi de 59, 58.900'lerde 59.000'e doğru hareketi var. Ethereum Ethereum sen keza 2100'ün üzerine çıktı. Ethereum'da da pozisyon böyle. Gelelim, gelelim XRP arkadaşlar. XRP'nin Gördüğünüz gibi şu anda %30'luk bir rallisi var arkadaşlar XRP. Dünkü videomda demiştim. Eğer eğer e, 0.56 yukarı dönüp de 0.75-80 desteğini kırarsa e, XRP 1 dolar demiştim. İşte şu anda XRP 0.82 hareket 1 dolara doğru gidiyor XRP'de. 15 dakikalık grafiğine bakacak olursak gördüğünüz gibi burada e, şunu hemen Şöyle şuradan e, silerip kalemimizi açarsak şu yönüne bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şu yükseklik tekrar yukarı gidecektir ilk o da yaklaşık nereye gider? Şöyle bir bakalım şuradaki yükseklik şuradan şöyle bir yükseklik çizersek bunu da alıp şuradaki kırılıma koyarsak arkadaşlar XRP'nin gideceği yer 1 doların üzeri. 1 dolar 002 yani 1 dolar. Bugünkü hareketi XRP'nin 1 dolara doğru devam edecek gibi görünüyor. 15 dakikalık grafiği bu. Hemen saatlik grafiğine bakarsak XRP'nin gördüğünüz gibi yön yukarıya doğru. 2 saatlik grafiğinde de pozisyon aynı arkadaşlar. Ee, XRP suskunluğunu bozuyor ve devam ediyor yoluna. Tabi bu arada kardeşi Stellar, Stellar Lumen var. XL, XL, e, XLM arkadaşlar. Bu Stellar Lumen da XRP gittikçe bu da devam edecektir yukarıya. Bunda da şu anda hareket 0.50. Dün de 0.39, 0.40'lardaydı. Şu anda bunun da %17 gibi bir e, yukarı yönlü hareketi var. Stellar Lumen'de de hareket yukarı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 dakikalık grafiğe bakarsak aynı hareketi bu da yapmış. XRP'nin şu yükseklik kadar kendini yukarıya atacaktır diye düşünüyorum. Evet e, XRP'de ve XLM XLM'de son durum böyle arkadaşlar. Rally geliyor ve devam edecektir diye düşünüyorum. Bizim bir torrentimiz ne oldu arkadaşlar? O da, o da yatay seyirde devam ediyor. 14.43'lük yükseliş devam ee, onda da öyle kısa kısa geçiyorum arkadaşlar Crypto.com CRO Bu ne yapıyor arkadaşlar şu anda e, şu çıkışın düzeltmesini yapıyor ama Ama gördüğünüz gibi e, Crypto.com yani CRO tokeni Şurada Bir Bayrak flama yapmış arkadaşlar gördüğünüz gibi Bir flaması var Yani Bu ne demek Şurayı yukarı kırdığı an şu boyda kendini yukarı atacak demektir. 15 dakikalık grafikte gördüğümüz bu. Yani şuradan çanak şu boyu yukarı atmış. Burada filaması tamamlanmış. Eğer şu çizgiyi yukarı atarsa yani filamanın yönü düşen filama çizgi yukarı dönerse arkadaşlar şu boy kadar kendini yukarı atacaktır diyorum ve buradan bir saatlerine bakıyorum CRO'nun. CRO'da durumlar da bir saatlik grafiğinde de çok güzel. neredeyse şurada bir çanak var arkadaşlar. Bakınız. Gördüğünüz gibi şurada bir çanağımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada bu şekilde şuradaki yüksekliği şurayı yukarı döndüğü atacaktır. Aynen az önceki 15 dakikalık pozisyonu gibi arkadaşlar. 2 saatliğine bakacak olursak. 2 saatliğinde gördüğünüz gibi e, omuz baş omuz formasyonuyla yönünü yukarıya aldı devam ediyor arkadaşlar. Destek dirençlerde şu anda e, olumsuz bir durum yok. E, yön yukarıya. CRO'da arkadaşlar yön yukarıya. Evet e, CRO'yu da baktıktan sonra şuradan hemen Dent'e geçelim arkadaşlar. Dent rallisine devam ediyor ve edecek de. Dent'te de büyük hareketler var. Dentin gördüğünüz gibi filama bayrak filama bayrak aynı yükseklikte yukarıya doğru devam ediyor. Şuradan yükseliş trendine bakacak olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tepeyi tamamlamış. Ne olur? Tepe 5 olursa 2 tepemiz daha var Dent'te. Dent'in şu andaki fiyatı 0.021 dolar civarında. Dent Dent'in hemen 2 e, saatlerine dönecek olursak gördüğünüz gibi durum aynı. 15 dakikalığına bakacak olursak Dent yataya bağlıp yönlü yukarıda ok işaretleri yukarıyı gösteriyor arkadaşlar. Dent'te de şöyle büyütürsek daha iyi anlarsınız. Gördüğünüz gibi düşen trend yok. Hala çıkışta, çıkışta. Dent'in durumu da böyle. Hızlı hızlı gidiyoruz ve Chain'in tokeni ve bakıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir grafik var 15 dakikalıkta. Meteor kendini her an fırlatabilir. 140, 40, 50 gibi fırlatabilir. Meteorun durumu da bu. E, ee, saatliğine bakacak olursak gördüğünüz gibi kulbu yapmış. Fincanı yapmış. Fincanın kulpunu yapmış. Bakınız. Şurada fincan var arkadaşlar. Bu fincan. Fincanı şuradan çizersek gördüğünüz gibi şöyle şöyle alırsak arkadaşlar bir de şurada fincanımızın kulpu var. Bu da oluşmuş. Gördüğünüz gibi şu düşen tren iğne ile kırmış bunu bakınız yukarı. Eğer devam ederse şuradan bir kırış daha yaparsa bunun gideceği yer şuradaki yükseklik arkadaşlar. Şu yükseklik kadar şuradan kendini yukarı atacaktır. VTHO. Ee, hemen 2 saatliğine de dönersek 2 saatlik grafinde de gördüğünüz gibi formasyon çalışmış arkadaşlar. Burada ne formasyonu var? Ee, şöyle bakınız. Burada şu formasyon var arkadaşlar. Ee, şöyle çizersek, şuradan şöyle çizersek, şöyle çizersek, neredeyse şuradan şöyle çizersek uzun oldu. Kısa çizgi çizeceğiz arkadaşlar. Bunu da şöyle alalım. Peşinden, peşinden e, Burada Adem ve Hava formasyonu var arkadaşlar. Üçgen ve çanak. Evet, güzel bir formasyon çalışır. Bu da bakınız kulbu da tamamladı. Çanak ve devam edecek arkadaşlar. Evet. Hemen VÇ'ye dönelim arkadaşlar. VCH'inde durumlar nasıl? VCH'inde de dün başladı. Aynen çizdiğimi gördünüz. Dünkü çizimde o. Buradan e, yön yukarı dur demiştim. Ve aldık başını gitmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %12'ye yakın bir yükselme var VCH'inde. VCH'inde de durum gördüğünüz gibi pozitif yönde 15 dakikalığına dönecek olursak ve de aynı filama pozisyonu olmuş arkadaşlar almış ya gitmiş tekrar düşüş çizgisini trendine girmiş düşüş trendini de burada kırılmış ha bu yön gidecektir ne kadar gidecektir ilk etapta bu sonra bu ya da ilk etapta bu sonra bu ama yön yukarı her her harikarda pozitif yönde ivme yukarıya yönlü olduğu görünüyor arkadaşlar. Bunu da gördük. Eee VTHOR, VET durum böyle arkadaşlar. Çünkü VCH'nin tokeni VTO. Bunlar birlikte hareket ediyorlar. Onu da söylemiş olun. Son olarak acilen bir de Holochain'e bakıyorum arkadaşlar. Holochain'de de yükseliş var %10 gibi. Bu da bayrak filaması yapmış. Bu da kırmış ve devam edecektir arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim bugünkü bu anlattığım altcoin'lerin tamamında bir rally gelebilir arkadaşlar. Yani burada e, grafikler bunu gösteriyor. Saatline bakarsak Holochain'in, Holochain'de gördüğünüz gibi kırmış yükseklik kadar yükseklik, yükseklik kadar yükseklik. Devam, devam arkadaşlar yolumuza devam. Anormal bir durum yok. Şu anda tekrar sayıyorum. E, CRO, XRP, XLM, BitTorrent, Dent, WTO, VET ve Holochi. Bunlarda anormal bir durum yok arkadaşlar. Grafikler hepsi yukarı yönde. Tron da bunların içinde dahil. Tron'a da şu anda bakmak istemiyorum. Çünkü dün baktım zamanınızı almak istemiyorum. E, bugünlük benden de bu kadar. Yarınki videolarımda gelişmeleri tekrar sizlere ileteceğim arkadaşlar. Durumlar negatif yön, pozitif yön, yönler nereye gidiyor böyle size anlık durumlardan haberdar edeceğim. Hoşçakalın, dostça kalın, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.